Merhaba, PUBG Mobile Türkiye e-spor YouTube kanalına hoş geldiniz. Gönder Gelsin programındayız ve ben Galatasaray e-spor Lady takımından Lara. Ben de Galatasaray e-spor hem Lady hem erkek takımının koçu Orhun. Şimdi sizlerle beraber sizden gelen soruları cevaplayacağız. Gönder gelsin. Gönder bakalım. Gönder bakalım. Böylesine başarılı bir takım nasıl bir araya geldi? Zaten uzun zamandır hepimiz bu oyunda aktifiz, oynuyoruz. Arkadaşlığımız zaten hepimizin vardı. Farklı takımlardan tanışıklığımız da vardı. Daha sonra işte bazı teklifler sonucunda kulüp menajerleri olsun, bizim kendi kararımız olsun bu şekilde bir araya geldik. Turnuvalardan önce yaptığınız bir totem var mıdır? Varsa nedir? Yani totem demeyelim ama bu aralar bir 1-2-3 Galatasaray çekiyoruz. Bir şansı var mı henüz bilmiyorum ama bu bizim bir rutinimiz haline geldi diyebilirim. Oo! 1-2-3 Galatasaray! Piyanviyel organizasyonu nasıl geçti? Öncelikle çok güzel bir organizasyondu. Çok keyif aldık ve ilk defa kendi değerimizi bu kadar bize hissettirdiklerini düşündük. Daha sonrasında aslında çok güzel bir uyum sağlamıştık takımca. Son günlerde final gününde yani takım içi bir hata mı diyeyim artık anlaşmazlık mı bir şey oldu ve kaybettik. İkinci oldu. Helal, kim dön? Bir kanka. Nasıl gitti mi döneyim kanka? Tüm PUBG Mobile kariyerinde bir anı geriye sarabilecek olsan hangi anı geriye sarardın? Çok zor bir soru aslında. Çok uzun bir süreç benim için PUBG Mobile. Ama bir anı geriye saracak olursam bundan önceki ilk Türk takım olarak katıldığımız büyük turnuvayı tekrar şu anki zihnimle baştan oynamak isterdim açıkçası. Ben yine sıkılmazsanız diyeceğim ki PNVL'in son günü, 3. gün derim. Herhalde oraya geri dönmek isterdim. Başka da yani öyle çok hani iyi ki veya keşke veya pişmanlık açısından geri dönmek istediğim bir şey olduğunu çok düşünmüyorum. Sizden bir şey rica edeceğim. Madem buraya kadar izlediniz bir beğeninizi ve yorumunuzu alırız artık. Şeyler yapın yani. Maç içinde takımdan biri eksildiğinde moral bozukluğu oluyor mu? Nasıl bir taktik izliyorsunuz? Moral bozukluğu olmasına çok izin vermiyoruz. Bu kendi aramızda yeterince konuştuğumuz bir şey. Çünkü bir kişi öldüğünde biz daha çok şöyle birbirimizi motive ediyoruz. Okey sorun yok. İşte ölen kişi daha çok izleyerek bize destek olmaya çalışıyor. O an üzüldüysek veya sinirlendiysek bir hata olduysa da birbirimize yansıtmamaya çalışıyoruz. Ben çalıştırdığım takımlarda bu tarz bir şeyden kaynaklı bir problem yaşanırsa her zaman şunu söylüyorum. En iyi IGL, ölü IGL diye. Bu o ölümü birazcık daha basitleştirerek aslında psikolojik olarak birazcık daha rahatlamalarını sağlıyor. The Next Wonder Girls programına katılanlar ne gibi şeyler bekliyor? Senin beklentilerin neler? Ben bir erkek olarak herhangi bir beklentim yok. Lara'ya paslıyorum. Bu etkinlikte de her lady oyuncusunun kendini öne çıkarma fırsatı olacak. Gerek yayın açma, gerek takipçi kazanma, popülerite, ün her şey için çok avantajlı bir turnuva olacağını düşünüyorum. Pardon, etkinlik olacağını düşünüyorum. Türkiye'de ya da Avrupa'da kendinize rakip gördüğünüz kadın takımları var mı? Böyle zevkle, keyifle izlediğimiz PNVL turnuvasında da olan Letra takımı vardı. O takımı çok keyifle izledim ben şahsen. Letra ekibinden Sonlar hem Onyx Dream Core ekibine hem de Rise of Queens ekibinin iki oyuncusuna burada çok fazla hasar vermişti ve kill skorlarını çekmeye başarmıştı. Ben açıkçası kendi takımım diye söylemiyorum ama tabii ki rakiplerimizi küçümsemeden birazcık daha üstte görüyorum. Hem mental olarak hem de elleri sıcakken kolaylıkla ne fight ne de maç verdiklerini düşünmüyorum takımın. Teşekkür ederiz. Delicia Tofidif tarafından son Nashudel ekibinin son oyuncusundaki kill skoru çekildi ve Nashudel ekibi en erken maça veda eden takım oldu. PUBG Mobile'de kadınlarla ilgili etkinlikler giderek artıyor. Ne düşünüyorsun? Ben çok memnunum bu durumdan. Özellikle resmi turnuvaların artmasıyla beraber çok daha keyifli günlerin geleceğini düşünüyorum. Genelde çoğu kadın oyuncuya sorduğunuzda hayalin ne dediğinizde arkadaşlarımın cevaplarını hep biliyorum. İşte erkeklerin işte kazandığı PNPL o tarz turnuvalara çıkmak olduğunu söylüyorlar. Ama benim için her zaman bu oyunun başından beri hayalim şuydu. Kadın takımlarına verilen önemin artmasıydı. Ve şu an hani benim hayalim, amacım bence gerçekleşiyor. Yani benim şu an burada olup bu şekilde kameraya bakıp bir soru cevap yapıyor olmam bile bu çok mucizevi bir şey. Yani oyunu 4 senedir oynadığım için biliyorum ve söylüyorum. Çok gurur verici bir şey. Kadınların üzerinde önemin artması. Rotasyon atarken nelere dikkat ediyorsunuz? Şöyle zaten girdiğimiz turnuvadaki çoğu takım hepsi tanıdık olduğu için rotasyonlarını da biliyoruz. Çoğu takımın her şeyini ezbere biliyoruz diyebilirim. Daha çok analizlerimizi zaten bunun üzerine yapmaya çalışıyoruz. Yani ben şahsen böyle yapmaya çalışıyorum. Rakip takımı tanımaya çalışıyorum. Real'den 2 baygın var şu anda. Hatta 3 baygın da olmuş. Topidif oradaki skorlarını çekmeye çalışıyor.
Kadınlar Ligi nasıl bir lig, zorlukları var mı? Tabii ki var. Daha duygusal ve biraz daha böyle detaycı ve biraz daha böyle kaosa bir tık yakın bir ligimiz var diyeyim. Erkeklerin de çok keyifle izlediğini biliyorum. Genelde çok güzel eleştirilerde bulunmuyorlar ama bence artık keyifle izleyebilecekleri bir lig olmaya başladı diye düşünüyorum. Kadınlar Ligi'nde kesinlikle çok daha fazla duygu var ve bu duygular maç içerisinde direkt yansıyor. Daha agresif olunmasına veya daha sakin olunmasına etki edebiliyor. Güzel bir gazlamayla başlandığı zaman erkek liglerine göre daha fazla verim alınabiliyor. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Biz çok keyifli vakit geçirdik. Umarım siz de keyifli vakit geçirmişsinizdir. Lütfen beğeni ve yorumları eksik etmeyin. Ayrıca önümüzdeki hafta bu programda kimi görmek istiyorsanız yorumlara lütfen yazın.